geldiniz. 30 günlük ikramiyeleri yatmaya başladı. Sağlık Bakanlığı'nda genel müdürlükte arkadaşlar zamlı ikramiyeleri yatarken Sağlık Bakanlığı işlerine ise normal zamsız ikramiye bir kısımda arkadaşlar. Sağlık Bakanlığı'nda zamlı ikramiye yattı. Bu da günün ilginç haberi oldu arkadaşlar. 30 günlük ikramiyeleri arkadaşlar kim ne alacak? Tablo tablo sizlere sunduk. Bu videonun sonuna ekledim. İzlemediyseniz izleyebilirsiniz arkadaşlar. Gel gelelim bu videonun konusuna. Bu videoda da arkadaşlar 30 günlük ikramiye bodrosunu sizlere sunacağız. Üniversite Hastanesi arkadaşlar Karammaraş'ta Üniversite Hastanesi zamsız bir şekilde ikramiyeleri yatırdı arkadaşlar. Üniversite Hastanesi hemen şöyle bir bitelim. Eski asgari ücret tutarı 119 lira 25 kuruştan arkadaşlar 30 günlük ikramiye Üniversite Hastanesi'ne zamsız bir şekilde yattı. Dediğim gibi bazı kurumlarda çok cüzi, çok ufak kurumlarda zamlı yatarken birçok kurumda zamsız bir şekilde yatıyor arkadaşlar. Sendikalar bir türlü yetiştiremedi bu toplu üst sözleşmelerini. Adalet Bakanlığı yetişti, Gençlik ve Spor Bakanlığı 18. olduğunda yetişti, bazı üniversitelerde yetişti ama kurumların birçoğu, sizlere daha önce de videolaştırmıştık, 158 adet kamu kurumunun 150'si neredeyse arkadaşlar halen toplu üst sözleşmesi imzalamadı. Birçok kurum halen kamu çerçeve protokolünden sonra toplu üst sözleşmelerini bekliyor. Örneğin Milli Eğitim Bakanlığı, örneğin Sağlık Bakanlığı arkadaşlar. Örneğin Gençlik ve Spor Bakanlığı nolu İşkolu. Birçok kamu kurumu yeni toplu üst sözleşmelerini harıl, harıl bekliyor. Evet maaş bordrosu bu arkadaşlar. Maaş bordrosu derken pardon yanlışlık olmasın ikramiye bordrosu bu. Üniversite Hastanesi'nde Kahramanmaraş'ta arkadaşlar Necip Fazıl Üniversitesi hastanesinde yatan bu arkadaşlar. Maaş bordrosu eski zamsız bir şekilde yatacak. 119 lira 25 kuruş. İkramiye tedi 3577 lira 50 kuruş. Takık tutarı 4382 lira 44 kuruş. Tedi ikramiye gün saat 30 ikramiye 1000 tutar 3577 lira 50 kuruş. Kırmızı işçini aldık arkadaşlar. Kesintilere bakalım. Yıllık vergi matsa 33.624 liraymış bu arkadaşımız. %20'lik vergi diliminde 53.000 TL olursa %27 vergi dilimine girecek. SYK işsiz işveren katkısı 71 lira 55 kuruş. SYK pek tutarı 3577 lira 50 kuruş. Damga vergisi hiç şaşmaz kesilir direkt. 27 lira 15 kuruş. Aylık vergi matrağı 3040 lira 87 kuruş. SYK çalışan katkısı 500 lira 85 kuruş. Besi yok bu arkadaşın bes kesintisi kesilmemiş. Yine arkadaşlar SYK işsiz çalışan katkısı 35 lira 70 kuruş. Gelir vergisi 608 lira 17 kuruş. Kesinti toplamı 1976 lira 89 kuruş. İşçinin net eline geçen tutar. 2405 lira 55 kuruş arkadaşlar. Zamsız bir şekilde maaş bodrosu sizlere sunduk arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi bakın arkadaşlar sol tarafta yine kim ne alacak ikramiyeler. Sol taraftaki videoyu tıklayın izleyin arkadaşlar. Kendi zamlı veya zamsız ikramiyenizi tablodan görebilirsiniz. Sol taraftaki videoya tıklayın, izleyin arkadaşlar. Evet, kanala abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. 100.000 abone olalım, Ankara sesimizi gümbür gümbür duyuralım diyorum. 50 bin abone olmak üzereyiz. 100.000 abone olalım arkadaşlar. 1 milyon işçiyiz, halen 47-48 bin bandında gidiyoruz. Abone olmanız size hiçbir şey kaybettirmez. Aksine çok şey kazandırır arkadaşlar. Sol taraftaki videoyu tıklayın, izleyin, kalın sağlıcakla arkadaşlar.